Bugün ve karşılaşma öncesi Yunus Emre Sel ekip arkadaşımız bizi bekliyor. Ee, karşılaşma öncesi bakalım bize neler aktaracak özellikle Trabzonspor çıkış peşinde e, alt yazımızda da gördüğünüz gibi bakalım Yunus Emre Sel bize neler aktaracak Yunus Emre soru ya tersi balığı çıkmış. Teşekkürler Ceyda Asya ve konuklarını Selahattin abiye, Serhan abiye Trabzon'dan iyi yayınlar diliyelim. Trabzonspor bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor'a kaybederek iç sahadaki yenilmezlik serisine son vermişti bu Mavili takım. Bugün saat 16'da oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak en azından ligi 3. sırada tamamlama hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor ama konuk ekip Adana Demirspor'da ligde 42 puanla Trabzonspor'un üzerinde yer alıyor ve oynadığı son 5 karşılaşmada hiç kaybetmedi. 3 beraberlik 2 galibiyet aldı Adana Demirspor. Onlar da buraya puan ya da puanlar kazanmak için gelecek. Burada Mavili takımda Dorukan Toköz sakatlığı nedeniyle Naci Ünivar ise kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Yine Bakasetas ve Terezegen'in de sakatlıkları devam ediyor. Bugün riske edilmelerini beklemiyoruz. Ancak Edin Vişya, Marek Hamşik ve Lazer Markoviç'in bugünkü maç kadrosunda yer alma ihtimalleri oldukça yüksek. Edin Vişya eğer bugün oynarsa 8 maç sonra, Marek Hamşik süre alırsa 5 maç sonra forma giyecek. Lazer Markoviç de geçtiğimiz hafta Ümraniye Spor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyememişti yeni transfer. Ama bugün özellikle Bakasetas ve Trezegen'in yokluğunda ilk 11'de başlama ihtimali Oldukça yüksek gözüküyor. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, Savun manın sağında Perest stoperde Bartra Dansvid ikilisi sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Siopis Hamşik Abdülkadir Ömür üçlüsü. Sağda Vişya, solda Markoviç ileride Maxi Gomez'i bekliyoruz. Eğer Orhan Hoca Abdullah Hoca'nın görevden ayrılmasından sonra şu an e, takımın başında bulunan Orhan Hoca orta sahada Hamşik yerine Doğucan'ı tercih ederse bu kez sol bek mevkiinde Eren Elmalı'nın değil Larsen'in oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtelim. Eğer kombine sahipleri gelirse yine %80 oranında bir doluluk bekleniyor maçta. Ancak son haftalarda özellikle kombine sahiplerinin de maça ilgi göstermediğini söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Ümraniye maçında 12.320 taraftarla son 2,5 sezonun en düşük seyirci sayısı olmuştu. Bu karşılaşmada bakalım ne kadar seyirci olacak. Tabi o ilerleyen saatlerde belki daha da net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama bu lig gündemi bir yandan da tabi kongre gündemi Trabzonspor'da oldukça hareketli. Şu ana kadar başkanlığı adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim Ertuğrul Doğan. O liste çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışındaydı kendisi. Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da bir takım görüşmeler yapacak. Ardından hafta başında Trabzon'a geldikten sonra temaslarını burada sürdürecek. Eski başkan yani yakın zaman içerisinde görevinden ayrılan Sayın Ahmet Ağolun da liste çalışması yaptığını biliyoruz ancak adaylığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Onun da aday olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Bugünkü karşılaşma tabii ki Trabzonspor'un ligi 3. sırada tamamlama hedefi açısından önemli. Ancak herkesin aklı aslında 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda. Tabii ki tek adaylı seçim olursa Muhtemelen teknik adam e, belirsizliği kısa süre içerisinde sonuçlanacaktır ama çift adaylı olursa kimin kazanacağını kestirmek güç olduğu için teknik adam konusunda da yorum yapmak biraz güç olacak ama şu bilgiyi verelim bugün takımın başında sahaya çıkacak Orhan Hoca maçın ardından ayrılacak planlama o şekilde ve takımı bu kongre sürecinde e, İhsan Gündüz Derelioğlu'nun hazırlaması bekleniyor ama sorunuz varsa cevaplayalım ama şimdilik bizim sabırsızlanarak dediklerimiz bu kadar Ceyda. Yunus Emre Sel, e, bir sorumuz var. O da Selahattin Kınalı <laughs> çok merak ettiği için soralım hemen sana. <laughs> tirsi, tirsi balığı çıktı mı? Tirsi mısın? balığı çıktı mı diye çok merak ediyor. Ama Yunus Emre Sel galiba. Soruyu anlayamadım bu arada. <laughs> e, tirsi balığı çıktı mı diye soruyor Selahattin Kınalı. Aa, burada... Toplam 7 veya 8 tane kafes patladı Selahattin Ağabey <laughs> Şu an herkes sahilde somon avında gerçekten sahil <laughs> böyle, böyle <gülüyor> Güzel olta balıkçılığı balıkçılarıyla dolu ciddi de bir şey bir somon avı var şu anda. İyi Peki, hayır. Bir de Serhan Türk'ün sorusu var Yunus Emre sen. Ben e, Tirsibalı'nı sormayacağım ama şeyi soracağım. Orhan Ak'ta devam edilmeye ihtimali var mı Yunus Emre? Yok. Yok Serhan abi. Planlama şu şekilde. Maçın ardından kendisi Abdullah Hoca'nın ekibiyle birlikte Trabzon'dan ayrılacak. E, bu süre içerisinde kongreye kadar takımı e, şu anda scout ekibinin başında bulunan daha önce de de Abdullah Hoca Göreve başlamadan önce bir maçta takımı çalıştıran İhsan Gündüz Derelioğlu'nun hazırlaması bekleniyor. Şu an için planlama bu şekilde ama tabii ki bu akşamki sonuç veya futbol bir şeyleri değiştirebilir mi? Açıkçası bir şeyleri bu konuda kestirmek çok zor. Her an her şey olabilir ama planlama yarın şehirden ayrılacakları yönünde. Peki çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre. Sen kolay gelsin mücadele öncesi, esnası ve sonrasında Ekip arkadaşımız bizimle gelişmeleri paylaşmayı sürdürecek. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Yunus Emre Sele. Biz de birazdan e, Trabzonspor, Adana Demir Spor mücadelesini detaylı bir şekilde konuşacağız.